Merhaba arkadaşlar, görgü kuralları ve nezaket dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla birlikteyiz. 1. sorumuz, iletişimde muhatabımıza uygun kelimeler seçmek neden önemlidir? Açıklayınız. Arkadaşlar ben buraya uzun uzun açıklayacağım ama siz bunları kısa kısa alıp kendinizce ekleyebilirsiniz. İletişimde muhatabımıza uygun kelimeler seçmek, etkili iletişim kurmanın önemli bir parçasıdır. Çünkü karşımızdaki kişinin dilini ve iletişim tarzını anlamak, onunla daha iyi etkileşimde bulunmamızı sağlar. Karşımızdaki kişinin kullandığı dil ve jargona uygun terimleri kullanmak iletişimi daha anlaşılır hale getirir. Konuşmamızın tonunu karşımızdaki kişinin duygusal durumuna uygun olarak ayarlamak önemlidir. İletişimde gereksiz detaylardan kaçınmalı ve mesajımızı kısa ve öz bir şekilde ifade etmeliyiz. Karşımızdaki kişiye empati kurmalı ve onun hislerine saygı göstermeliyiz. Cevabımızı bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi siz kendinize göre kısaca ekleme ya da çıkarmalar yapabilirsiniz. İkinci soru. Günlük hayatta kullandığımız nezaket ifadelerine örnekler veriniz. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Merhaba. Selamun aleyküm. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle. Geçmiş olsun. Yolunuz açık olsun. Başarılar. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Affedersiniz, lütfen, rica ederim, öncelik sizin, buyurun, ne dersiniz gibi birçok nezaket ifadesi vardır arkadaşlar. Cevabımızı bunlardan seçip yazabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü soru, başkalarının haklarına saygı duymak neden önemlidir? Birkaç cümleyle açıklayınız. Başkalarının haklarına saygı duymak, insan ilişkilerinin temelini oluşturan ve toplumsal uyumun sağlanmasına katkıda bulunan önemli bir değerdir. Herkesin kişisel alanı ve özgürlüğüne saygı göstermeliyiz. Başkalarının özel yaşamlarına müdahale etmemeli, kararlarını saygıyla karşılamalıyız. İnsanların farklı düşünce ve inançlara sahip olabileceklerini kabul etmeli ve bu çeşitliliğe saygı göstermeliyiz. Her bireyin eşit haklara sahip olduğunu kabul etmeli, ırk, cinsiyet, din veya diğer farklılar gözetmeksizin herkesi eşit muamele görmesini sağlamalıyız. Başkalarının özel hayatına ve mahremiyetine saygı göstermeliyiz. Başkalarının haklarına saygı duymak, bir toplumda barış, hoşgörü ve adil bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunur. Bu değerlere sahip çıkmak, insan ilişkilerinde sağlıklı ve olumlu etkileşimlerin sürdürülmesine yardımcı olur. Ben cevabı uzun uzun bu şekilde yazdım arkadaşlar. Siz de kendinizce cümleler ekleyip ya da çıkarabilirsiniz, kısaca yazabilirsiniz. Dördüncü soru, komşularımızla ilişkilerimizde neden nezaket göstermeliyiz? Açıklayınız. Komşulara nezaket göstermek, bir toplum içinde yaşayan bireyler arasında olumlu ilişkilerin gelişmesine ve güvenli bir ortamın sürdürülmesine katkıda bulunur. Toplumsal bağlar güçlendirir ve toplumsal dayanışmayı arttırır. İyi komşuluk ilişkileri toplumun güvenliğini arttırır, komşular arasında sağlanan sosyal destek ve yardımlaşma özellikle acil durumlar veya günlük ihtiyaçlar için önemlidir. Komşularımıza hoşgörü ve empati göstermek, farklılıklara saygı duymayı öğrenmeyi sağlar. İyi komşuluk ilişkileri yaşanacak sorunların önlenmesine veya çözülmesine yardımcı olur. Sorun cevabını bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Siz kendi fikirlerinizi de ekleyebilirsiniz. Tarihi, dini ve kültürel mekanlarda ölçülü davranmak neden önemlidir? Açıklayınız. Bu tür mekanlar genellikle kutsal veya önemli kabul edilen yerlerdir. Çünkü bu mekanlar bir toplumun, bir milletin veya bir dinin önemli ve kutsal gördüğü yerlerdir. Bu nedenle ziyaretçilerin bu mekanlara saygılı bir şekilde girmesi, sessiz ve sakin davranması, buralarda dolaşırken etrafına zarar vermemesi, diğer ziyaretçilere de saygılı olması gerekir. Sorumuzun cevabı bu şekilde arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. 6. soru. Kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanabileceğimiz nezaket içeren ifadelere örnek veriniz demiş. Az önceki sorularda vardı arkadaşlar. Buna benzer cevaplar vereceğiz. Merhaba, hoş geldiniz, teşekkür ederim, elinize sağlık, harika bir etkinlik olmuş, teşekkürler, başarılarınızın devamını dilerim, özür dilerim, yanlışlıkla size çarptım, üzgünüm, rahatsız ettim galiba, bize destek olduğunuz için minnettarız, görüşmek üzere, hoşça kalın, sizleri tekrar görmek dileğiyle, güle güle gibi ifadeler kullanabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde cevaplayabilirsiniz, sonraki sorumuza geçelim. 7. soru. Kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde aşırılık içeren davranışlar nelerdir? Örnek veriniz demiş. Bu tür etkinliklere alkol ve uyuşturucu madde tüketerek gelmek, şiddet içeren davranışlarda bulunmak, başkalarını rahatsız edici şekilde takip etmek, aşırı rekabetçi davranışlarda bulunmak,
rakiplere karşı saygısızlık ve hile yapmak, agresif davranışlarda bulunmak gibi örnekler verebiliriz. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. 8. sorumuza geçelim. 8. soru: trafikte ve toplu taşıma araçlarında uygun davranışlar nelerdir? 3 örnek veriniz demiş. Ben 5-6 tane yazayım arkadaşlar. Siz aklınızda kalanları yazabilirsiniz. Trafik işaretlerine ve kurallarına uymak, hız limitlerine uymak, diğer sürücülere yol vermek ve öncelik tanımak, yön değiştirirken ve duraklamak istediğimizde sinyal kullanmak, yayalara öncelik tanımak ve onlara güvenli bir şekilde geçmeleri için yol vermek, araç kullanırken ve yolcu olarak seyahat ederken emniyet kemerimizi takmak. Son sorumuzu da bu şekilde cevapladıktan sonra yazılı çözümlerimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.